Yani ben 24 milyon nüfuslu Türkiye'de okula gittim. Ve o tarihte araştırmalarıma göre Romanya'nın nüfusu da 24 milyonmuş. Romanya'nın alanı Türkiye'nin üçte biri. Yani Türkiye'ye göre üç katı daha yoğun bir ülke. Tabii ki tarım alanları bize göre çok daha fazla. Dolayısıyla aradan zaman geçti. 2005-2006 yıllarında ben Romanya'da bazı yatırımlar yaptım. Ülkeyi analiz ettim. Yani bir yatırımcı bir ülkeye girecekse o ülkeyi tanıyacak. İnsanını tanıyacak, coğrafyasını tanıyacak, sektörleri tanıyacak, nüfusunu tanıyacak. Baktım ki Romanya'nın nüfusu 22 milyon. Allah Allah dedim. Bu nasıl bir iş? Türkiye ile nüfusu 50'li yıllarda aynı olan, 24 milyon olan Romanya 22 milyona düşmüş, Türkiye 70 milyona çıkmış. Ki aradan Romanya'ya ben gideli 15 seneden fazla oldu, şimdi olduk 85-86 milyon. Hızla da artıyoruz. Ve Türkiye'nin nüfusu 2050 yılında aşağı yukarı 140 milyon veya 150 milyon civarına tırmanacak. İşte bu kadar hızlı nüfus artışının olduğu, kırsal alanın giderek boşaldığı, kırsal alandaki yaşayan insanların giderek kentlere hücum ettiği bir ortamda ilk yaşanan şey trafik ve ulaşım sıkıntısı, otopark sıkıntısı. Araçlar artıyor, nüfus artıyor. Şehirler eğer büyümüyorsa, büyütülemiyorsa, yeni mahalleler açılamıyorsa, merkezi kat üstüne kat vererek yoğunlaştırıyorsanız, buna bir de bahane bulmuşsanız kentsel dönüşüm diye, efendim kurtarmıyor, onun için buraya biz iki kat daha verelim de vatandaş ev sahibi olsun, çürük evini yıksın, yerine sağlam depreme dayanıklı ev yapsın. Böyle bir gerekçeyle biz kentlerimizin merkezlerini yeni mahalleler kurmadan, kenti yaymadan, büyütmeden, insanların ihtiyacı olan kentsel alanları yaratmadan, merkezlerde yolu değiştirmeden, altyapıyı geliştirmeden, otopark yapmadan geçecek yer dahi bulamayan bir şekle dönüştürdük. İşte örneklerini sık sık veriyorum. Menderes Bulvarı'nın başında şahane iki katlı bir malikane varmış, vardı. Şimdi koskoca 10 katlı, 8 katlı apartmanlar var. Hem de bitişik nizam, hem de ön bahçesiz. Koskoca Kurtuluş Mahallesi'ni ben hatırlıyorum. Bahçeli, tek katlı, iki katlı, hadi bilemedin 3 katlı binalardan oluşan bir mahallemiz. Şimdi tamamen ön bahçesiz, yan bahçesiz, kule gibi 5-6 katlı apartmanlarla doldu. Bunu niye yaptık? Bunu biraz akılsızlıktan yaptık, biraz rant için yaptık, biraz da şehirciliği hiç bilmediğimiz için yaptık. Ama siz aynı mahallede iki katlı dokuyu 4 kata, 5 kata, 6 kata çıkarırsanız, bahçelerinizi yok ederseniz, arabanızı koyacak yer bulamazsınız. Arabanızla geçecek yol da bulamazsınız. Altyapınız da iflas eder. Yani bu kadar basit konuları, uzman olmayı gerektirmeyen konuları akıl edemeyen, böyle bir kirlenmiş, bilinçsiz bir siyasi ortamda, bilinçsiz bir siyasi rekabet içinde milleti bölerek uyduruk projelerle, uyduruk vaatlerle, insanların hakikaten çok duyarlı olduğu bir takım ulusal, evrensel, milli kavramları tahrip ederek siyaset yapılırsa böyle oluyor. Bu çileyi çekiyoruz. İşte yine bir seçim yaşayacağız. İşte yine belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Yine bu ülkede şehirlerin problemlerini çözmek için çaba sarf edeceğiz. Ama ben bu programda bazı konularda vatandaşımızı aydınlatmak, belediye seçimlerini özellikle biraz da adaya bakarak, yani partisini martisini tabii ki dikkate alıyorsunuz ama biraz da adayın niteliğine bakarak tercihlerinizi yapmanızı tavsiye ederek bu programları yapıyorum. Geçen hafta daha somut böyle afaki laflar ediyor Aksu çıkıp dememeniz için Efeler ilçemizin, yani Aydın'ın kalbi, Aydın'ın merkezi. Adı Efeler değil, adı Aydın. Aydın merkez, benim belediye başkanlığı yaptığım yer. Ki benim belediye başkanlığımda 22 mahalleden ibaretti belediye. Şimdi koskoca bir ilçe. Beldeleri var, Çeştepe var, Tepecik var, efendim Ova Emir var, Dalama var, Umurlu var. Yani içinde 8 tane şehir olan
30 küsür köyü olan koskoca bir alan oldu Merkez Belediyesi. Adı Efeler oldu. Benim yönettiğim belediyenin adı da Büyükşehir oldu. Bu düzenlemede de büyük hatalar var. Yani belediyelerin kanunu düzenlerken de hatalar yapılıyor. Hata üstüne hata, ortaya çıkan tabloda bir kargaşa. Önce trafik, ulaşım, sonra otopark, ondan sonra altyapı, ondan sonra da diğer sorunlar. Yani eğitim, kültür, sağlık, vatandaşın sosyal statüsündeki aşınmalar, bir de üstüne ekonomik kriz gelince tabii ki toplum hakikaten savrulup gidiyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Romanya dediğim gibi bu 70 yılda nüfusu azalmış. Orada hiçbir şehrin yatırıma ihtiyacı yok. Yani yatırım yapsan ne olur, yapmasan ne olur, her şey var. Ben oraya gittiğim zaman şaşırdım. İmar planı dedim, ne o dediler, ya emin ol. Dedim işte binaları nasıl yapıyorsunuz? Adam geliyor dedi, projeyi getiriyor, yapıyor. Peki dedim, neye bakıyorsunuz? Yani binalarınızın kaç katlı olduğuna bakmıyor musunuz? Dedi, istediği kadar kat yapsın. Nasıl olur ya dedim, ben şimdi orada yatırım yaptığım yer Sultan Abdülmecit'in kurduğu Mecidiye kenti. Orada bir arsaya dedim ki, buraya dedim ben tutsam 20 katlı bina diksem izin verir misiniz? Veririz de dedi, 20 katlı binayı ne yapacaksınız dedi. Çünkü ihtiyaç yok. Konut açığı yok. Nüfus gittikçe azalmış. Şimdilerde o 22 milyon nüfus 18 milyona düştü. Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiler. Avrupa'ya doğru bir göç oldu. Nüfusun azaldığı bir ülkede kentsel rant diye bir şey kalmıyor. Kentin gelişmesine ihtiyaç kalmıyor. Yeni bir okul yapılmasına, yeni bir altyapı yapılmasına, yeni hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor. O kadar kolaylaşıyor ki şıkır şıkır trafik de işliyor, altyapı da işliyor. Bir stadyumu var 150 senelik. Ne bizim gibi yıkıp yeniden yapmaya kalkıyoruz. Yok şu şehrin içinde kaldı da sıkıştı, öyle bir şey yok. Şehirler statik, olduğu yerde duruyor. Ama bizde öyle değil. Biz ülkemize, Türkiye'ye özgü çözümler getirmek zorundayız. Akılcı olmak zorundayız. Başımızda bir deprem belası var ki gelip bizi 3-5 yılda bir yıkıp geçiyor. Ülkenin ekonomisini yıkıyor, hepimizi yıkıyor, geleceğimizi karartıyor. Bunların farkına varalım, doğru şehirciliği artık öğrenelim. Ha, doğru şehircilik nedir? Bu programda ben sık sık bunun püf noktalarını anlatıyorum. Ama bugün konumuz trafik ve ulaşım. Yine ilgi alanımız Aydın'ın merkezi, Efeler, Efeler Belediyesi. Burayla ilgili ilk bir yılda kim seçilirse seçilsin, ilk bir yılda trafik, ulaşım ve otopark sorununu çözmek için yapması gerekenleri topladım. Geçen hafta başladım. Acil eylem planı, hepsi değil, 5 yıllık program değil bu, acil bir yılda yapılacak. Tam 18 tane başlık çıktı. Bu 18 başlığın bir tanesi yapılması gereken kavşaklar. 48 adet yeni kavşak yapılması lazım. Bunların bir kısmı battı çıktı. Bir kısmı köprülü kavşak, yani üstten viyadükle geçilen bir kısmı değil de bir tanesi yeni dört yolda. 4 tanesi de battı çıktılı kavşak. Diğerleri normal bildiğiniz göbekli kavşak, ortasında yuvarlak olan kavşaklar. Bunlar en basiti. Bunlar tek kalem olarak geçti bu acil eylem planında. 48 tane kavşak. Zamanı geldikçe bunların ilişkili olduğu bulvarları, yolları birlikte göreceğiz. Geçen hafta özetledim. Aydın'ın 5 yıllık programda yapılması gereken bir 5 yıllık programı var. Bir master planı var. Bu yıllar önce hazırladı. Ta 1996'da neredeyse 30 yıl önce çizilmiş bir Aydın Ulaşım Master Planı var. Bu master plana göre hareket ederseniz 50 yıl Aydın'ın ulaşım ve trafik sorunu çözülmüştü. Ama ben 2002'de ayrıldım. 22 sene geçti. Bu master planla ilgili bir metre bulvar açılmadı. Bir metre ana ulaşım yolu açılmadı. Şimdilerde açmaya çalışıyorlar. Ne için? Hastane için. Başka da bir şey yok. Seçim öncesi ben bunları paylaştım diye Sayın Özlem Çerçioğlu'na da davet çıkardım. Gel dedim, bak seçimden önce bazılarına başlamak istiyorsan ben sana proje vereyim, başla. Mesela üniversite yolundan başla. Üniversiteden çıkıp akşamları şehre girmek bir eziyet haline gelmiş.
üniversiteden çıkıp Gazi Bulvarı'na inmek bir hakikaten işkenceye dönüşmüş. Gelin bunları dedik acilen çözün. Bazılarını 30 günde seçimden önce de yetiştirirsiniz. Değerli belediye başkanımız gelin başlayalım dedik. Dinlemedi. Aklınızın almayacağı kadar bize başka yönlerden saldırılar başlattı. Ve de kendi kendine birisine bir görev vermiş. Demiş ki Aksu'nun projesine benzemesin bana böyle bir proje çiz ki daha güzel olsun. Bak kriterler bunlar daha güzel. Şimdi mi aklın başına geldi? Gitmişler ta Serçeköy'ün oradan dalmışlar. Zindan Deresi'ni yok saymışlar. 80 metrelik uçurum orada yok. Üniversitenin ta tepesinden Kepez kampüsünden atlamışlar 190 metre derinlikteki Tabakhane Deresi çukurunu da yok saymışlar. Tralles Antik Kenti'ne geçmişler, yol yapıyorlar ha. Çizmişler bunu, birazdan göstereceğim. Tralles Antik Kenti'ni darmadağın etmişler, sanki mümkünmüş gibi. Oradan gitmişler, Çakırlar Deresi'ni yarmışlar. 60 metrelik köprüler var orada, yapmaları gerekirse eğer. Oradan, işte Balıkköy istikametinden gitmişler, otobanın altında benim yaptırdığım köprü var. O köprüyü görmemişler, Kızılçay'ın geçtiği köprüyü kullanarak bulvar çizmişler. Birazdan göstereceğim. Gerçekten komik. Ya böyle yapmayın. Bakın. Bu projeleri 30 sene önce adamlar oturmuş çizmişler. Bir master plan yapmışlar. Önünüze koymuşlar. Belediyenin arşivinde duruyor. Açın bakın. Ne zaman yapılacak? Bu şehir büyüdükçe, nüfusu arttıkça hangi bulvarları açacaksınız? Bunların hepsi belli. Geçen hafta ilk yatırımları anlatmaya başladık. Bunlardan bir tanesi çevre yolunun batı dalıydı. Geçen hafta anlattık, onun için geçiyorum. Çok önemli bir yatırım. Batı çevre yolu. Sayın Özlem Çerçioğlu, kuzeyden yeni bir çevre yolu açıyorum demiş. Ya kuzeyden çevre yoluna ihtiyaç yok. Yani burası İstanbul değil, burası Ankara değil. Aydın'ın kuzeyi tamamen kapalı. Orada bir yol açman zaten hem feasible değil, hem kimse kullanmaz. Şimdi öyle bir yol açmış ki, kuzeyde açmak istediğin bir yolu sadece üniversite kullanabilir. Sayın Çerçioğlu'nun çizdirdiği proje üniversiteyle alakası yok. Şimdikinden daha beter etmiş. Üniversiteyi iyicene ulaşılmaz hale getirmiş. Olmadık yerlerde koca koca çukurları yok saymış. Yani böyle bir proje tekniği olsa olsa seçim öncesi ne diyeyim? Yani yalanla dolanla dolu bir sürü proje dolaşıyor ortalıkta. Vatandaşın da bunu ayırt etmesinde hakikaten güçlük var. Çevre yolunun batı dalı öncelikle, önce yapacaksanız onu yapın. Çevre yolunun Muğla Bulvarı'na bağlantılı kısmı burada gösterildi. Yeni dört yolda yıllardır izah ettiğimiz, Sayın Mustafa Savaş'ın yapacağım diye söz verdiği ve ilan ettiği köprülü kavşak var. Bakınız bunları biz yıllardır izah ediyoruz. Bunları geçen hafta açıkladım. Yine Ayko'dan başlayarak otobanın altından geçip devlet su işlerine bağlanan Turgut Özal Bulvarı. Bu Aydın için artık hayati hale geldi. Siz otobandan çıktığınız zaman Aymas'ın orada karşınızda Anadolu Bulvarı var, İzmir yolu var. Buralar sabahları tıkanıyor. Artık benim kurduğum Mimar Sinan Mahallesi'nin trafiği tıkanmaya başladı. Yeni bir takım önlemler alınması lazım. Bu önlemleri yıllar önce planladık. Zamanı geldi geçti, tıkanmalar başladı, artık bunları yapın diyoruz. Turgut Özal Bulvarı'nı uzatın, devlet su işlerini oraya bağlayın ve oradan otobandan geçerken bir otoban çıkışı düzenleyin. Otobandan çıkan insanlar artık gişelerin yani Kızılcaköy gişelerin oradan direkt olarak Gazi Bulvarı'na, Mesudiye Mahallesi'ne, Meşrutiyet Mahallesi'ne, Girne Mahallesi'ne, Mimar Sinan Mahallesi'ne, Kemer Mahallesi'ne geçebilsin. Aksi halde ne oluyor? Kemer'e gitmek için otobandan çıkıyorsunuz, Mimar Sinan Mahallesi'nin içinden geçiyorsunuz. Efendim, Zafer Mahallesi'ne gitmek için karayolundan gidiyorsunuz, Menderes Bulvarı'ndan geçiyorsunuz. Bütün bunlar trafik yükü olarak şehri basıyor, kabus gibi. Onun için ikinci bir otoban çıkışı düzenlediğinizde Aydın'ın kuzey otoban çıkışı çok önemli. Aydın'ın şehir içi trafiğini inanılmaz derecede rahatlatacak. Bunları geçen hafta hep uzun uzun anlattım. Yine en önemli hususlardan bir tanesi olarak üniversite varyantının projesini sizlere sunduk. Üniversitenin yine bundan yıllar önce hazırlamış olduğum
bilfiil projesini en kesitleriyle, kodlarıyla, arazide kazıklarını çakarak, inceleyerek hazırladığımız, full olarak mühendislik projeleri hazır olan bir projesi var. Bu Ilıcabaşı'ndaki ilkokulun oradaki kavşaktan başlıyor, demiryolunun altından bir köprüyle geçiyor. Trafo merkezinin yanından ilerlemek suretiyle, bakınız burada görünüyor, üniversitenin içine tek bir varyantla çıkıyor. Bu Sayın Mustafa Savaş tarafından benimsendi, Sayın Hüseyin Turgut tarafından benimsendi, Sayın Özer Kayalı tarafından benimsendi. Daha diğer bütün partilerin adayları bunları kabul etti. Bir tek Sayın Özlem Çerçioğlu kulaklarını tıkadı. Ben dedi başka yol yapacağım. Hiç alakası olmayan başka bir yol projesi ilan etti. Yani ne diyeyim, bazen şey yapamıyorum, yani açıklayamıyorum. Şimdi Sayın Çerçioğlu'nun benim ilan ettiğim, Sayın Mustafa Savaş'ın da benimseyip onun karşısına koyuverdiği üniversite yolu projesine alternatif olarak ben de yapacağım, ben de yapacağım diyemedi. Ya çık, hazır bir proje var. Yıllarca etüt edilmiş, çizilmiş. 25 sene önce Hüseyin Aksu tarafından Sayın Rektör Cezmi Öncü'yle kabul ettirilememiş. O da bir kapris yapmış senin gibi. Ben senin projeni yapmayacağım demiş. Sen de şimdi aynı havadasın. Çıkmış bir seçim yolu icat etmiş. Adı da Zihni Sinir Projesi. Buyurun. Bunu ben bir gazetenin manşetinden aldım. Sayın Çerçioğlu'nun Aydın'a yeni bir karayolu. Bir kere o karayolu olamaz. Yani şehrin içindeki bulvarı karayolu diyen bir anlayışa sahipler. Projesi bu. Alın. Açıkladığı proje bu. Bunu ben çizmedim. Bu Sayın Çerçioğlu tarafından çizilip basına dağıtılan bir proje. Bakın burada inceleyelim. Nereden geliyor? Ta Serçeköy'den başlıyor. Zindan Deresi'nin içinden geçiyor. Kalfaköy'ün yamaçlarına kadar tırmanıyor. Oradan geliyor Tabakhane Deresi'ne. Bakın Tabakhane Deresi'nin üstünden o kırmızı çizgi nasıl geçmiş? Uçurumla geçmiş gözüküyor. Yani araba gelecek orada 190 metre bunun kod farkı. 190 metreden araba kendini aşağı atacak. Derenin dibinden tırmanacak. Ya ralli arabası olsa çıkamaz. Ha ne yapacaksınız? Oraya bir viyadük yapacaksınız. Ayakları 190 metre olacak. Ya bu akıllı işi mi? Kaç araba geçecek oradan? Sen çıkıp üniversiteye hazırlanmış projeyi kenara atıyorsun. Alternatif yol diye böyle bir saçmalığı çizip basına dağıtıyorsun. Bizim aklımızla alay etmeyin. Yapmayın bunu. Oradan geçiyor bakın. Tralles Antik Kenti'nin içinden geçiyor. Tralles Antik Kenti'nin tam manasıyla buradaki çizgiyi ben izledim. Burada tam flu, tam anlaşılmıyor ama bizim meşhur üç gözler var ya, gözümüz gibi koruduğumuz, 40 senedir restore etmeye çalıştığımız, onun tam ortasından geçirmiş. Yani üç gözleri yıkmış geçmiş. Oradan gitmiş Balıkköy'e. Bakın Kemer Mezarlığı'nın kuzeyinden geçmiş. Burası Kemer Mezarlığı. Oradan yürümüş gitmiş Balıkköy'deki Hamsu arıtma tesisine oraya gitmiş. Yani şurada Kızılçay'a saplanmış. Burada da ben ölçtüm. Aşağı yukarı 50 metre kod farkı var. Yani Balıkköy'ün üstündeki platodan Kızılçay'a inerken 50 metrelik bir kod farkı var. Pat diye orada da düştük. Devam ettik, geldik. Otobanın altından yeni başında bakın şurada bir köprü daha var, görüyoruz. O benim hazırlattığım bulvar köprüsü. Onu görmemiş, affedersiniz. Gitmiş Kızılçay'ın köprüsünün altına yolu geçirmiş. Şu yolun devam ettiği kısım Kızılçay'ın ta kendisi. Kızılçay'ın ta kendisi. Ya kardeşim orası çay yahu. Orası yol değil ki, karıştırmışsınız. Yani hiç bilmeyen birisine vermişsiniz, affedersiniz. Ağır bir laf edeceğim onun zekasıyla ilgili, bunu çizenin zekasıyla ilgili. Ama bunun zekası ona talimat veren Sayın Çerçioğlu'nun herhalde zekasıyla eşdeğer. Yapmayın bunları. Bakın ben boş yere durduk yerde size bu tür ağır lafları etmiyorum. Vazgeçersiniz. Artık bilimi kullanasınız. Lafı geldi mi biz Atatürk'ün askeriyiz diyorsunuz. Atatürk'ün kadınıyız diyorsunuz. Atatürk'ün size miras bıraktığı hayatta tek hakiki mürşit ilimdir düşüncesini bir kenara atıyorsunuz. İlimi bir kenara bırakıyorsunuz.
işi biraz da böyle yüzeysel oy avcılığına, üçkağıtçılığa çeviriyorsunuz. Yapmayın bunu. Yani etrafınızda hiç mi mühendis yok? Hiç mi aklı eren insan yok? Ya çağırın. Bunu bilen bir tek ben değilim ki, bunları çizen bir tek ben değilim. Aklı başında bir mühendis size üniversite için bir alternatif yol çizebilir. Kuzeyden geçen bir karayoluna Aydın'ın ihtiyacı yok. Bunun zaten yapılmasına imkan da yok. O bölgeler için, Kalfaköy için, üniversite için ayrı ayrı yol projelerini ben zaten hazırlamışım. Kemer Mahallesi için. Kemer Mahallesi'nin içinden geçip Tralles Antik Kenti'ne ulaşan yolu bulvara dönüştüren projemiz zaten var. Oradan ta Gözpınar Köyü'ne göre Alıtepe'ye kadar, en tepedeki eski Balıkköy'e kadar projelerimiz zaten var. Siz tutup da böyle saçma sapan bir şeyi seçim öncesinde halkın önüne koyarsanız ben de çıkar gerçekleri sizin yüzünüze vurmak zorunda kalırım. Bunu yapmayın. Bakın ben oturdum bunu, profilini çizdim. Yani aşağıdaki ne biliyor musunuz? Bu yolun profili. Yani profil dediğimiz bu yol nasıl işliyor? Şu hale bakın ya. Şu hale bakın. Şurada 40 metreden başlıyor. Efendime söyleyeyim, burada 280 metreye kadar eğimler, çukurlar. Bakın şurası Tabakhane Deresi. Şu uç zirve noktasından öbür zirve noktasına uçarak gidecekler herhalde bunlar. Yani bunlar hep mühendislik hesapları. Ha bunları ben çizmedim. Bunları Google otomatikman çizip veriyor sana. Bari açın Google'da da profil deyin, tak diye size bu profili gösterir. Oradan yol geçiremeyeceğinizi görün lütfen. Yapmayın. Dolayısıyla değerli izleyiciler, ben tabii bazen hakikaten sıkılıyorum. Anlatamamanın sıkıntısını yaşıyorum. Bazen de geriliyorum. Bazen böyle dalga geçer gibi kendimi rahatlatayım diye konuşmaya çalışıyorum ama hakikaten kulak verin. Yani beni kimse bir siyaset adamı olarak görmesin. Benim akademisyen kimliğimi, şehircilik kimliğimi öne çıkarsın. Desin ki yani bu adam proje delisi, gitsek istesek bizim için de çalışır. Bizim rakibimiz değil. Gelin isteyin ya. Bakın ben geçen hafta da anlattım. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden belediye başkan adayı arıyor. Bayındır'dan belediye başkan adayı arıyor. Antalya'dan bir başka ilçe belediye başkan adayı arıyor. Benim çok iyi bildiğim yerler. Seçim için onlara proje paketi hazırlayıp gönderiyorum bedava. Ya bırak Aydın toprağına, ben zaten aşığım. Aydın toprağı için çizdiğim her şey, yaptığım her planlama, gerek Aydın'da yaşayan vatandaşlar için hazırladığım projeler, gerek onların istihdamı için, onların geleceği, onların efendim ekmek parası için hazırladığım projeler, gerekse trafik, ulaşım, altyapı, kültür, spor, sağlık, eğitimle ilgili Aydın toprağı için hazırladığım her proje bana büyük kıvanç veriyor. Ama bunu bırakın, yani Antalya'nın bir ucu, Diyarbakır'ın öbür ucu. En son 20 sene önce gitmişim Diyarbakır'a. Ama bugün proje hazırlayabilecek kadar know-how'um var. İzmir'den bir başka ilçe arıyor. Yani bunları hazır olan bir adamı yanlış değerlendirmeyin, rakip olarak görmeyin. Karalamaya çalışmayın. Saldırmayın. Bunların hepsi yapılıyor. Ben burada konuştukça neler neler oluyor, tutup onları anlatmak dahi istemiyorum. Ama bugün kaldığım yerden devam etmek adına bir başka projeyi açıklayacağım. Aydın'ın en önemli trafiğini rahatlatacak unsurlardan bir tanesi, Aydın'da bir tane aks var. Neresi o? Gördüğünüz karayolu geçişi. Yani İzmir'den gelip Denizli'ye giden karayolu geçişi. Üzerinde tonla kırmızı ışık var. Ama siz geliyorsunuz, otobandan bir çıkış var. Bakın burada görüyor. Otobandan bir çıkışımız var. Nereye çıkıyor? Karayoluna çıkıyor. Otobandan gelen bütün trafik o karayolu üzerine bir boşalıyor. Oradan şehre dağılıyor. Biz ne dedik? Kuzeyde yeni bir otoban çıkışı yapın. Oradan boşalsın gitsin, Aydın'ın kuzeyine erişsin. Aydın'ın kuzeyine gidecek olan araç Aydın'ın ortasından geçen karayoluna gidip oradan yukarılara tırmanmasın. Şehrin içindeki trafiği boğmasın. Direkt çıksın. Kuzeyi anlattık Turgut Özal Bulvarı'yla. Şimdi güneyde de aynı sorun var. Güneyde benim açtığım Aydın Bulvarı var. Bir ucu kör kaldı, öbür ucu da kör kaldı.
Benim dönemimde götürdüğüm yere kadar götürdüm. Master plana da yazdım. Dedim ki bundan 15 sene sonra bunu otobana bağlayın, öbürünü Denizli yoluna bağlayın. Hangisini? Aydın bulvarını. Hangisini? Çevre bulvarını. Çevre yolu değil, çevre bulvarı. Bu iki ana arter, bakın burada görülüyor. Bir tanesi Aydın bulvarı, bir tanesi de Batı çevre bulvarı. Bu ikisinin uçları geldi, Efeler Mahallesi'nde tıkandı. Çıkmaz bulvar, çıkmaz bulvar. Çıkmaz sokağı anlarım da çıkmaz bulvarı anlamam. Bu çıkmaz bulvarları uzatın. Bakın şu mavi kısımlar, görüyor musunuz? Açılmamış kısımları. Emin olun şurası 500 metre ya. 4000 kilometre yol yaptım diyor yahu. 4000 kilometre yol yaptım diyor ya. Nasıl sinirlenmezsin? Tabelaları asıyor. İlan ediyor. Para harcıyor tabelaya. Yağlı boyasından, reklam bedelinden, panosuna kadar dünyanın parasını harcıyor. Ya o 4000 kilometre yol yaptım tabelasının parasına çevre bulvarını götürür Zeybek Mahallesi'ne bağlayabilirsin. Gel gidelim o tabelayı satalım. Yarın başlayalım. 20 günde ben size graderlerinizi de verin, ben bu bulvarı bağlayayım. Neden önemli? Otobandan çıkan bütün trafik dedim ya karayoluna boşalıyor, karayolundan şehre dağılıyor. Hem güneye gidenler hem kuzeye gidenler gereksiz yere şehrin içinde trafik yükü yaratıyor. Halbuki biz otobandan hem kuzeye hem güneye direkt çıkış vermemiz lazım. Sadece Aymaz Kavşağı değil, direkt çıkış vermemiz lazım. Bunun için de bir proje hazırladık. Bakınız, mevcut kavşak orada, görüyorsunuz mevcut kavşak var. Mevcut otoban, Menderes heykelini görüyorsunuz. Aymaz Galericiler sitesini görüyorsunuz. Burada ikinci bir kavşak direkt sanayinin içine iniyor. Bakın bunlar hep çizimleri yapıldı. Sanayinin içine inen bir kavşak. Hiç otobandan, karayoluna çıkmadan direkt güneye, Zeybek Mahallesi'ne inen bir kavşak açtık. Nereye iniyor? Zeybek Bulvarı'na iniyor. Bu bulvar benim dönemimde açıldı. Şimdilerde herhalde Sayın Çerçioğlu asfalt dökmüştür. Çünkü bulduğu her yere asfalt döküyor. Asfaltı da ayrıca konuşuruz. Asfalt çünkü ana bulvarlar dışında asfalt bu iklim için çok yerinde değil. Dar sokaklarda, hızlı trafik olmayan yerlerde mutlaka parke taşının muhafaza edilmesi lazım. Çünkü parke taşı yağan yağmurun ilk 40 kilogramını emiyor. 40 kilogram bayağı bir miktar. 100 kilogram yağdığı zaman sel olur. Bunun 40 kilogramını toprak emerse sel olmaz. 60 kalır. Ama sen asfalt döküp oradaki mazgalları da kapatırsan ya da yağmur suyunu alacak olan bir boru şebeke yerin altında yoksa o 100 kilogram olduğu gibi asfaltın üstünde kalır. O eğime göre birikir, aşağı doğru iner ve mutlaka bir yeri su basar. O parke taşlarının emdiği, altındaki kum tabakasıyla birlikte emdiği suyu lütfen değerlendirin. Önünüze gelen daracık sokaklara, 10 metrelik, 12 metrelik sokaklara asfalt dökmeyin. Hem sıcak etkisi, yani iklimsel etkileri, hem de yağmur suyu etkisini lütfen değerlendirin. Ben görüyorum, benim dönemde Aydın'ın yağmur suyu altyapısını eksiksiz yaptık. Koca koca borular döşedik. Hiç su basmıyordu. En şiddetli yağmurda 100-120 kilogram yağmur yağıyordu, su basmıyordu. Şimdi 80 kilogram yağdığı zaman metrekareye su basıyor. Neden? Her yeri asfaltla kapladınız. Mazgalların ağzını kapattınız. Mazgalların çoğunun bakımını yapmadınız. O borular çamurla tıkandı. Şehir bakım ister. Şehir öyle saldım çayıra herkes kullansın. Öyle bir şey yok. Bu boru yahu. Derler ya boru mu bu? Bu boru. Boruya bakmazsan içi dolar. Mazgalın üstünü kapatırsan su aşağı inmez. Bu kadar basit kurallar. Şimdi burada da açılacak olan kavşağı çizmişiz. Zeybek Mahallesi'ne, yani Aydın'ın güneyine, burada görülüyor Zeybek Bulvarı olarak. Ta Toki'ye kadar gidiyor. Toki'den itibaren de şimdi yeni açılacak olan Hastane Bulvarı'na bağlanıyor. Şimdi bunu yaparsanız bir tane örnek vereceğim. Bir vatandaş otobandan geldi, yeni yapılacak olan hastaneye gidecek. 1000 tane araç. 1000 tane araç hastaneye gidecek. Gider mi? Gider. Çünkü çok büyük bir hastane. O 1000 araç önce karayoluna çıkacak.
Oradan yürüyecek, gidecek ta Işıklı Kavşağı'na kadar. Işıklı Kavşağı'ndan geri dönecek. Eski Işıklı Köy yolundan geçecek. Oradan hastaneye ulaşacak. Düşünün şehrin içinde ne kadar çok dolaştığı, dolaştığı her yerde trafik yükü yarattığı, Bayındırlık Kavşağı'nda, efendim Işıklı Kavşağı'nda, diğer kavşaklarda, kırmızı ışıkta bekledi ve sonuçta hedefi olan hastaneye vardı. Şimdi bunu açarsak ne olacak? Bunu açarsak direkt Zeybek Bulvarı üzerinden Tokin'in oraya, oradan da yeni açılacak hastane bulvarın üzerinden hastaneye transit gidecek. Hiçbir yeri rahatsız etmeden, hiçbir yere trafik yükü vermeden yürüyüp gidecek. Ama sadece hastane değil, Aydın'ın güneyindeki Efeler Mahallesi'ne, Osman Yozgatlı'ya, Telsiz Tepe'ye, Kadıköy'e, Yeniköy'e, Adnan Menderes Mahallesi'ne, Fatih Mahallesi'ne gidecek olan trafik artık karayoluna girmeyecek. Bütün o trafik otobanın çıkışındaki açacağımız bu yeni kavşakla Zeybek Mahallesi ve yeni sanayi üzerinden şehrin güney kanadına çok rahatlıkla boşalacak. Lüzumsuz yere oradan buradan dolaşmayacak. Dolayısıyla Aydın'ın iç trafiğini olumlu şekilde etkileyecek. Şimdi çevre ve Aydın Bulvarı'nın az önce anlattık sanayiye bağlanması için bunu ben sureti mahsusa da talep ediyorum ve hatırlatıyorum. Şu iki bulvarı ne olursunuz hastanenin açılan yeni yoluna paralel olarak Zeybek Bulvarı'na bağlayın. Tam 22 senedir her geçtiğim gün, her geçtiğim gün kendi iş yerim eski ITV binası, her geçtiğim gün bunu gördükçe üzülüyorum. Ya şurada 200 metrelik bir bulvarı açmamakta ısrar eden, açamayan, aşağıda aşağı yukarı çevre bulvarında 800 metrelik bir kısmını açamayan bir zihniyetin çıkıp ben 4000 kilometre yol yaptım demesine de açıkçası içerliyorum. Bakın söylüyorum, bir metre dahi yol yapmadınız Sayın Çerçioğlu, bir metre. Bana yaptığınız bir metre yol gösterin. Hep mevcut yolların üzerine yalap şap asfalt döktünüz. O asfaltların çoğu bozuldu. Çünkü kuralına göre altyapısını kurmadınız yolun. Dolgularını yapmadınız. Yani ben gittim gördüm. Köylerimize yol yapıyor. Ya köye yol yapıyorsan kenarından birazcık genişlet, bir banket olsun. Şurada Çakırbeyli'ye pırıl pırıl bir asfalt dökmüşsün. Tamam, ben de geçerken keyif alıyorum. Köylüm de keyif alıyor, inanıyorum. Ama ben olsam öyle yapmazdım. Onu biraz genişletirdim ki yani köy yolları buna müsait. Ha gerekirse bulvara dönüştürürdüm. İki şerit gidiş, iki şerit geliş. Vatandaşın tarlasından bir miktar alıp bulvara dönüştürürdüm. Vatandaşın tarlasına da makul bir imar verirdim. Çünkü bulvarın kenarındaki tarla sahibi orada makul, yani çok yüksek olmayan, apartman, beton yığını olmayan bir imar verirsen tabii ki onun da cebine bir para girer. Bunların hep çözümleri var. Bunları hep söylüyoruz. Şimdi burada daha genel anlamda bahsettiğim Aydın Bulvarı, Çevre Bulvarı ve bunlara dik istikamette açılması gereken şu kırmızılar, Efeler Bulvarı. Bunların acilen şehrin güney batı kanadının temel bulvarları bunlar. Şu anda Işıklı Köyü'nden yani yeni yapılan hastaneden itibaren otobanı kapattılar biliyorsunuz. Altından bir köprü yapıyorlar. Oraya bir bulvar yapılıyor. O bulvarın bir ucu gelip Aydın'da tıkanıp kalmasın. Gelin şu üç bulvarı açın. Efeler Bulvarı, Batı Aydın Bulvarı'nın kalan kısmı, Batı Çevre Bulvarı'nın kalan kısmı. Bunlar çok önemli. Şimdi Hastane Bulvarı, bunun hikayesi çok ilginç. Bakınız şurada Işıklı Yolu var. Işıklı Yolu bu. Şu anda köprüsü var. Orada 1994 yılında köprü yoktu. Ben seçildiğimde. Projede 4 metreye 4 metre box dedikleri bir kutu vardı. Dedim ki burası bulvar olacak ileride. Dediler ki yok köy yolu orası. Dedim ki bulvar olacak lütfen oraya 22 metrelik köprü yapın. Dövüşe dövüşe yaptırdım. 30 sene önce. Dövüşe dövüşe yaptırdım. Şimdi gelelim aşağıdaki Kadıköy yoluna. Bakın bu da Kadıköy yolu. Kadıköy yolunda da bir tane kutu vardı. Bir köprü de oraya istedim. Yeter ya şımarıklık yapma dediler. Kavga dövüş onu da yaptırdım.
Tabii bu arada yukarıdaki Turgut Özal Köprüsü hala boş duruyor. Ali İhsan Paşa Köprüsü'nü yaptırdım. Ova Emir Köprüsü'nü yaptırdım. Bütün bunları dayattım, yaptırdım. Kabul ettiremediğim bir tane köprü var. Bakın burada benim çizdiğim plan bu. Geliyor 22 metrelik bulvar, bitiyor. Benim çizdiğim plan. Çünkü orada köprü yaptıramadım. İşte şurası bakın, otobanın burası. 22 metrelik bulvar çizmişim. Şurası TOKİ. TOKİ'nin okulu mokulu, o mavi olan yerler. Bulvar gelmiş, orada tıkanmış. Bakın görün, al. İşte bulvar gelmiş, tıkanmış. O zaman buradan bir köprü istedim. Dediler ki yeter artık ya. Bilmem kaç tane köprü yaptırdım. Bunu yapmayız, bu saçmalık. Yukarısında Işıklı yolu var, köprü yaptırdın. Aşağısında Kadıköy yolu var, köprü yaptırdın. İkisinin arasına bir köprü daha istiyorsun. Dedim ki onlar köy yolu. Onlar ileride genişletmekte sıkıntı çekeriz. Bir üçüncü köprüye ihtiyaç var. Yapmadılar. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu gördüğüm zaman duygulandım ve üzüldüm. Şimdi yapıyorlar. 30 sene sonra benim dediğim yere geldiler. Işıklı köyünde yapılan bir takım resmi binalar, üniversitenin bir fakültesi, oranın trafik yükünü artırdı. Şimdi bu yolu yapıyorlar. Gidin bakın. Otobanı yararak yapıyorlar. 30 sene önce benimle dalga geçtikleri, böyle şey olur mu dedikleri yol 30 sene sonra ihtiyaç olduğunu o zaman biz görmüşüz. Şimdi otoban yarılarak yapılıyor. O benim yarım bıraktığım bulvarı da şimdi açıyorlar. Nasıl açıyorlar? Alın buyurun. Bakın yeni imar planı, bunu ben çizmedim. O benim kör bıraktığım bulvarı uzatmışlar, otobanın altından yararak geçecekler ve yeni bir bulvar açacaklar. O bulvar bakın devam ediyor. Burada üniversitenin veterinerlik fakültesi var. Burada da hastane var, büyük hastane. Ve o büyük hastane dönüyor, Şevketiye Bulvarı adı altında İzmir Karayolu'na çıkıyor, bir ring yapıyor. Yani master plan dediğimiz budur değerli izleyiciler. İleriyi görmek, sırası geldikçe bu yatırımları yapmak, şehrin gelişmesine paralel olarak şehri ferahlatan bir plan içinde yürümek budur. Ama siz yan gelip yatarsanız, milletin gözünü boyamak için asfalta dubalar, plastik dubalar çakıp, sarı sarı, koyu sarı şeritler çekip, olmadık yerlere asfaltlar döküp, tabelalar asıp 4000 kilometre yol yaptık diye haykırırsanız, yerinde olmayan bu yatırımlarınız, doğru olmayan bu yatırımlarınız parayı götürür ama şehrin trafiği tıkanır. Bugün de tıkanmış durumdadır. Bunu açmak için 30 yıl önce hazırlamış olduğumuz ana çerçeveyi, yani master planı uygulamanız gerekiyordu. Geciktiniz mi? Geciktiniz. Nedir faturası? Otobanı yarmak. Otoban yarılıyor kardeşim. Peh. İş mi şimdi bu? Bu ülkenin kaynakları böyle heba oldu. Plansızlıktan heba oldu. Siyasi müdahalelerden heba oldu. Oy avcılığı yapmaktan, milletin gözünü boyamaktan dolayı biz ülke olarak sürünüyoruz. Bu krizleri bunun için yaşıyoruz. Allah'ın verdiği aklı, Atatürk'ün bize, Allah'ın size verdiği akıldır mirasım. Ben size ideoloji bırakmıyorum. Öyle sağcılık, solculuk, faşistlik, bilmem nelik filan gibi kavramlar bırakmıyorum. Benim söylediklerim akla dayalıdır. İleride benim söylediklerim çelişebilir. Dolayısıyla ben Kemalizm diye bir şey bırakmıyorum. Ben bir felsefe de bırakmıyorum. Var olan aklı bırakıyorum. Allah'ın size bahşettiği o aklı bırakıyorum. Aklınızla hareket edin demiş. Ama biz Allah'ın bize bahşettiği aklı bir kenara bırakmışız. Aklımızı şeytanlığa alıştırmışız. Vatandaşı nasıl kandırırız? Koltuğu nasıl kaparız? Arazinin rantından nasıl yararlanıp cebimizi doldururuz? O cebimize doldurduğumuz paralarla nasıl hükmederiz? Nasıl vatandaşın önüne geçeriz diye düşüne 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 ülke işte bu hale gelir. Bir türlü kalkınamaz. Bir türlü fakirliği yenemez. Bir türlü sorunlarını çözemez. Bu haldeyiz. Bütün bunlar nedenler işte burada örneklerle, basit basit örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Doğru olanı yapalım ya, akılcı olanı yapalım ya. Mühendislik diye bir bilim var, sosyoloji diye bir bilim var. Bunların gereklerine uyalım.
Yani ben mühendisim, ya adam sadece proje konuşuyor demeyin. Bu projelerin hepsi insan hayatıyla ilgili. İnsan hayatını zorlaştıran, kolaylaştıran, insana çalışma, iş, geçim imkanı veren bu projelerle oluyor. Projeleri reddedemezsiniz. Reddetmeye kalkarsanız sürünürsünüz. Fakir kalırsınız. Ama dediğim gibi her toplumda fakir olur, fukara olur, zayıf olur, hasta olur, çalışamayacak durumda insanlar olur. Onlara karşı da sosyal devlet, sosyal belediyeci olacaksınız. Öyle her şeyi ucuza verelim, ekmeği ucuza verelim, herkese dağıtalım, çorba dağıtalım, önüne gelene verelim. Babanın malı değil. Cebinden çorba dağıtacaksan dağıt. Ama devletin malıysa sadece fakire fukaraya vereceksin. Sadece ihtiyacı olana vereceksin. Bugün İngiltere'de de var aşevi. Bugün Amerika'da da, New York'ta da aşevi var. Ama öyle meydanlara çıkıp da tavuk pilav dağıtan yok. Seçim öncesi, sonrası, efendime söyleyeyim, işte şurada kafe açtım, ucuz kardeşim, çay burada 5 lira, dışarıda 25 lira. Böyle bir şey yok. Bunlar sosyal belediyecilik değil. Bunlar kaynaklarınızı heba etmek. Reklama harcıyorsunuz. Sayın Çerçioğlu bunu çok güzel yapıyor. Reklama parayı harcıyorsunuz. Fakire fukaraya sahip çıkıyorum havasının içine girip herkese ucuz dağıtıyorsunuz. Herkese bedavalar dağıtıyorsunuz. Meydanlarda konserler, orada çorbalar, orada tavuklar, pilavlar. Paralar uçuyor gidiyor, senin reklamına gidiyor. Zenginin belki kursağına gidiyor. Ama şu yollar yapılmıyor. Ondan sonra ben trafik ışığında bekliyorum şehir merkezinde. Arabamı koyacak yer bulamıyorum. Saatlerimi kaybediyorum. Kaybettiğim her saat benim ekonomimden eksiliyor. Ülkenin ekonomisinden eksiliyor. Bu kent cazibesini kaybediyor. Yatırımcı girmiyor. Fabrika kurmuyor. Fabrika kurulmayınca benim vatandaşım işsiz kalıyor. Ya bakın böyle düşünün. Belediye hizmetinin eksikliği kenti geriye götürür. Geriye giden kent cazibesini kaybeder. Cazibesini kaybeden kentte işsizlik çoğalmaya başlar. Sorunlar büyür, mutsuzluk başlar. Mutluluk, refah, huzur, bütün bu kavramlar bir zincir halkası şeklinde gelir. Belediyenin sana sunduğu mekansal özellikler, yani şehrin güzelliği, özelliği, yaşanabilirliği, trafiği, ulaşımı, altyapısı, okul alanı, kültür alanı, spor alanı, bütün bunlarla bütünleşir. Sana öyle güzel bir yaşam ortamı sunar ki belediye, çorbadan daha tatlı olur. Tavuk pilavdan daha iyi olur. Senin görmek istediğin o, affedersiniz, makyajlı, internetle oynanmış, 30 yıl önceki fotoğrafını sergileyen tabelalarından daha çok vatandaşa hizmet eder. Bunları yapın. Bunlara da vatandaşım dikkat etsin. Yani işte yol yapmış da güveniyor da bilmem ne. Yani bırakın bunları. Yatırım şart. Ha yatırım yaparken siyasetçilerin çoğu yatırımı bir hırsızlık aracı olarak kullanırlar. Yatırım yaparken yolsuzluk yaparlar, usulsüzlük yaparlar, ihalelere fesat karıştırırlar, yandaşlarına verirler. Sayın Özlem Çerçioğlu bu konuda 7 tane davası var. Fahiş fiyatlarla bilgisayar ihalesi yapmış, asfalt ihalesi yapmış, çöplük ihalesi yapmış. Oradan gelen paralarla da reklam panoları yapmış. Sana bana da harcamamış, şahsına harcamış. Bu bir örnek. Sadece Özlem Çerçioğlu değil ki. Siyaset dünyasının hemen hemen çok büyük bir bölümü. Yani yapmayanları tenzih ediyorum. Hepsini karalamak mümkün değil. Çok büyük bir bölümü yatırımlar üzerinden sana yaptığı yol, sana yaptığı altyapı, sana yaptığı hizmetler, çöplükten asfaltına kadar o ihalelerden kaptıkları haksız paralarla, yolsuzluklarla besleniyorlar. Sana hükmediyorlar. Senin hizmetin eksiliyor, azalıyor. Senin mutluluğun ve huzurun da azalıyor. Onun için bir eve hırsız girerse hırsızı yakalayın. Yakalayamıyorsanız arkasından bir şeye küfür edecekseniz hırsıza küfür edin. Eve küfür etmeyin. Ulan bu ne biçim ev ya, hırsız girdi demeyin. Burada yol, altyapı, yeşil alan, kentin ihtiyacı olan bütün bu yatırımlar, bunlara böyle bir beton yığını, bunlara bir hırsızlık olarak bakmayın. Bunlar bize lazım.
Yolu yapan adamı hırsız olarak görmeyin. Ama yolu yapan adam hırsızsa o hırsızlığı yakalayın, yüzüne vurun. Yüzüne vurun, yapmaz gereken o. Hırsızı kovalayın, yolu değil. Yapılan yatırımı sakın ola suçlamayın. Çünkü bizde öyle de bir zihniyet var şimdi. Yatırımcı kapitalist, yatırımcı efendime söyleyeyim hırsız, usulsüz vesaire. Sosyal kısımda da herkese dağıtalım, herkesin gönlü olsun. Zengine de dağıtın. Bakın ben gittim, ben emekliyim. Aylık gelirimi söylemeyeyim, çok yüksek. Ben emekliyim. Sayın Özlem Çerçioğlu bana zaten ucuza sattığı, zaten zararına sattığı ete %20 Hüseyin Aksu'ya indirim hakkı veriyor. Ben de gidiyorum, bir tane kart veriyor bana. Ondan %20 ucuza et alıyorum. Ya bu sosyal belediyecilik mi ya? Benim gibi bir sürü insan var. Ben gidip oradan hakikaten köyün tepesinde o Ege etin bayisine, dükkanına ulaşamayan bir çocuk orada et yemeden aylarca yatıp kalkarken ben gidiyorum, ayda bilmem ne kadar geliri olan bir adam, benim gibi zengin birisi mesela gidiyor orada ucuza et alıyor ya. Bu sosyal belediyecilik mi? Kart dağıtıyor, benim cebime kart veriyor. Sen ucuza alıyor, emeklisin. Herkesi aynı kefeye koyan sosyal belediyecilik olmaz. Buna oy avcılığı denir. Benim emeklime gerçekten ayda 10 bin lirayla, 7500 lirayla geçinemeyen emeklime ya o eti bedava ver, ayda 5 kilo, 3 kilo neyse, ya bedava ver ya da %50 indirim yap ama zengine %20 indirim hakkını verme. Onun hakkını ona yedirme. Yatırım da öyle, sosyal belediyecilik de öyle. Bakın bunları hep defalarca anlattım ve söyledim. Şimdi burada hastane yolunu konuşuyoruz. Ben burada arkadaşlar ekranda saati göremiyorum. Lütfen siz saat dolduğu zaman beni uyarırsanız, en azından yansıtmayı durdurursanız ben saatin dolduğunu anlayabilirim. Şimdi doldu mu saatimiz? O zaman bugünkü programda yine ulaşımı, trafiği, sosyal belediyeciliği ve de yatırımcı belediyeciliği anlattık. Gerçekten yatırımın nasıl yapılması gerektiğini, nasıl planlanması gerektiğini altını çizdik. Yatırımları doğru yapmayan, yatırımdan çalıp pilav çorba dağıtan, yatırımdan çalıp fahiş fiyatlarla ihale yapıp cebini dolduran insanları ayırt etmenizi söyledik. Haftaya bu ulaşım planımıza devam edeceğiz. Daha önemli Aydın merkezle ilgili ulaşım unsurları var. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.